sabah kahvaltısına gözleme değil mi yapıyor? Evet. Ev yapımı hamurlarımız var burada. Bakın bunlardan böyle kendileri yaptılar. Onlardan şöyle içi patatesli var, kaşarlı, sucuklu. Ben her şekilde çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Gözleme olsun. Şey, Batman'a da yollayacakmış kendisi. Öyle. Evet, kahvaltılar. Kahvaltılar yine. Ev yapımı hamurdan. Gözlemelerimiz burada yine. Kahvaltılıklar. Hava bugün yine güzel. Güneşli duruyor. Bilmiyorum tabii dışarısının sıcaklığı nasıl ama. Babam da şu an çayları döküyor. Çayla tabii ki de kahvaltı ediyoruz her zamanki gibi. Hiç şu kahveyle başlayamıyorum değil mi anne? Gün içindedir bizim için kahve. Herkese yeni bir haftalık vlogtan Bursa'dan merhabalar. Bildiğiniz gibi bir iki gün önce falan Bursa'ya gelmiştik. Hatta bir önceki haftalık vlogun sonunda onu görmüştünüz. Yolculuğa tanık olmuştunuz. Onu da linkini bırakırım, bakabilirsiniz. Şimdi bugün günlerden pazartesi. Sabah kalktım saat 9 gibi. Çünkü biliyorsunuz seminerler online bir şekilde oluyor. Onlara katıldım. Ondan sonra kahvaltı falan ettik. Oradan zaten birkaç görüntü çekmiştim. Şimdi de biraz hava almak için deniz olan bir yere gidiyorum. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum ama böyle biraz deniz havası alalım dedik. Hava da güzel çünkü. Böyle insanların olmadığı, daha boş olan bir yerde açık hava almak istedik. O yüzden ben de şimdi hazırlandım. Bu haftanın çoğu büyük bir kısmını Bursa'da geçireceğiz. Ben de sizi yaptığımız şeylere ortak edeceğim. Yeni gelen aboneler falan var. Biraz da Bursa'yı göstereyim. Genelde hep Batman oldu. Şimdi birlikte gezmeye çıkıyoruz. Bakalım annem ve babam da burada. Hadi bakalım gidelim, nereye gideceğiz? Arabanın geçmediği bir yol. O yola çok benzetiyorum. Bayağı bir keyifli. Bu yolu genişlettiler ama kadar değildi. Şu an sürüm bayağı kolay. Burada kayıveriyorum. Erişte nasıl? Geçmiş olsun. Şu an böyle sandalyelerimizi çektik. Böyle oturduk. Hava fena değil yani. Tabii ki soğuk var ama öyle çok aşırı da şey değil, böyle üşütmüyor insanı. Böyle yeşillik bir yere, tam denizin dibine oturduk. Banklara falan oturmak istemedik çünkü yani sonuçta bank. Bu daha en azından kendi sandalyelerimiz keyifli oluyor. Geçen hafta TPA'dayken diyordum işte sandalye olsun, kahve içelim falan diye. Şimdi böyle kahvelerimiz de var. Annem sıcak su koydu. Onu içeceğiz. Böyle yani bugün de biraz deniz havası aldığımız bir gün oluyor. Burası Kurşunlu diye geçiyor. Bursa'nın Kurşunlu bölgesi diye. Hatta eski vloglarımda yine buraya gelmiştik. Orası, o zamanlarda çekmiştim buraya. Öyle. Şimdi biraz sahilde yürüyüş yapalım dedik. Hava çok güzel. Kimse de yok zaten. Ta bilmem kaç metre ileride bir insan yürüyor. Arkamızda önümüzde kimse yok. Böyle bugün günlerden pazartesi olduğu için bayağı bir boş. Böyle yürüyoruz. Deniz havası almak iyi geldi bana. Açık havada da yürümek güzel. Böyle. Bir de anne babayla oldu mu değil mi? Tabii canım. Kesinlikle. Şöyle. Oy. Ama yalnız gölge yerler üşütüyor insanı. Böyle şey, güneş olunca sıkıntı yok da gölge yer olunca bayağı bir üşüttü. Şimdi güneşten yürümeye çalışıyoruz. Şurada villalar var. Çok güzel görünüyorlar. Ve bayağı bir güzel. Zaten direkt denizin yanında. Şuradan nereden geliyor? Bayağı güzel. Bayağı güzel evler gerçekten. Şurada çok büyük bir villa var. Dışından tabii görünmüyor da.
Şurası çok büyük. Tepesinden belli zaten. Da var. Burası bayağı büyük, bahçesine bak. Tek böyle, hatta içinde oyun parkı falan var şurada. Enteresan. Burası da bence önemli birisinin evi ama kimin henüz bilemiyorum. Ha, bu bayağı yani, burası çok güzel. Şunun rengine bayıldım. Çok güzel görünüyor. Biraz şimdi sokak aralarını keşfedelim diye. Sokak aralarını, aşırı güzel değil mi? Çok hoş. Her yerde böyle portakal, mandalina ağaçları var. Geçenlerde bunu bir tane okula getirmişler hocalardan biri. Yiyorlardı öğretmenler arasında. Böyle böyle sokak aralarını burada ilk defa geziyoruz. Gerçekten çok keyifli gezmesi. Sizle de paylaşmak istedim böyle. Evler falan da çok güzel. Böyle sokaklar. Kimisi böyle villa gibi, kimisi müstakil tek katlı. Prefabrikler var. Karışık karışık hepsi. Ve sonra denize çıkan sokaklar tabii ki. Aa, çok güzel duruyor çimler. Değil mi? Ne kadar güzel çimleri. Burası tam böyle denizin dibinde, değişik. Kıbrıs'taki evlere benziyor değil mi? Şurada çok komik şey, sandalyesi var. Bayağı bir eski duruyor. Birkaç fotoğraf çekindik orada, çok güzel verdi. Benler denize iniyordu. Şimdi artık yavaştan dönmeye başlayacağız. Zaten saat de ilerlemeye başladı. Bir de soğuk olmaya başladı. Üşütmeden daha fazla geri dönelim. Bu arada çektiğim fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Linki şuraya koyuyorum. Orada da hem manzara, hem bazen kendim güzel çıkarsam onları da paylaşıyorum. Şurada balıkçı var bakın. Burada iyi yemek yiyorlar. Çok keyifli. Bizi takip ediyor. Bak bak şuna. Fıstık seni. Bak. Kuyruğu sallıyor. Seviyor bak bak. Evet. Bay bay. Geliyor. Gelir gelir, bizi ne kadar takip ediyor. Evet. Yol arkadaşımız oldu. Birlikte gidiyoruz şu an. Ayrılmıyor bizden. Bayılıyorum ya, köpekleri çok seviyorum ben. Favori hava durumu sunucumuz. Yani benim en azından bu Kıbrıs kanalı. Buna Kıbrıs'tayken de böyle arada denk geliyordum. Gerçekten çok komik. Yani çok komik değil. Hani Kıbrıs aksanıyla sunuyor. Çok eğlenceli ve bana çok samimi geliyor. Size de biraz göstermek istedim. Amsterdam 13, Paris 12, Brüksel, Cezayir ve Tunus. Cezayir ve Tunus. Parçalı, az bulutlu geçerken Tunus'ta en yüksek hava sıcaklığı 25 ve Cezayir'de yağmur bekliyorum. Çiftçilerin
gözü aydın olsun efendim. Diğer yayınlarımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ve bugün kahvaltıda mıhlama var. Çok seviyorum. Bütünden beri yememiştim tabii ki. Çünkü orada malzemelerimiz yoktu. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Hatta bunun tarifini annemle çekmiştik yemek okyanusunda değil mi? Şuraya bir yere koyarım, bakabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor ve pratik bir tarif aslında değil mi anne? Çok kolay. Yani böyle uzuyor ya Allah'ım. Ay çok güzel. Neyse acıkmışım ben sabah sabah. Evet şimdi evden çıktık, doktora gidiyoruz Sevince için biliyorsunuz. Bakalım. Tam doktorumun vermiş olduğu ilaçlar bitmişti. Böyle bir 4-5 gün oldu işte Batman'dan. Yani buraya gelmeden 2-3 gün önce falan bitti. Zaten doktor da şey demişti hani gelemezsen Kasım ayına kadar falan, ben hani aralığa kadar belki geliriz diyordum. O da o kadarlık vermişti. Hakikaten de tam yetti. Sevindim buna. Bakalım şimdi doktor ne diyecek? Ben de merak ediyorum. Sivilce tedavimiz için. Malum yine hani arada birkaç bir şey de olsa çıktığı için yorumlarını merak ediyorum. Sizinle de paylaşırım. Ondan sonra da belki bir alışveriş merkezine gidebiliriz. Annemle birlikte. Böyle boş olan bir alışveriş merkezine. Anatolium civarlarına yani. O şekilde bugün sizlere yine yanımda götürüyorum. Bu haftalık video ben ikiye bölebilirim diye düşünüyorum. Çünkü biraz uzun olabilir. Dün de bayağı bir şeyler çektim. Bugün de çekerim diye düşünüyorum. O yüzden böyle belki haftalık video iki gün şeklinde paylaşırım. Hem siz de uzun olup sıkılmamış olursunuz. Annem de yanımda. Tekrar merhabalar. Merhaba. Evet şimdi doktordan çıktık. Ufak da bir kan tahlili yaptı. Bakalım artık son ayımı kullanıyorum. Zaten onunla ilgili detaylı videoyu çekiyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Sivilce videolarını hani aylık olarak paylaşıyorum zaten. Burada çok fazla konuşmaya gerek yok. Artık büyük ihtimalle bu son kullanışım olacak. Kendisi öyle söyledi en azından. Bir daha artık hani Ocak, Şubat yarı yıl tatilinde gelirsek buraya o zaman gideceğim. Bakalım ondan sonra herhalde leke tedavisine falan başlar diye düşünüyorum. Şimdi buradan annemle bir anatolyuma gideceğiz. Ondan sonra çok fazla zaten durmayacağız orada da. Ondan sonra döneceğiz eve. Evet şu an biraz bir şeyler yemek için Ikea'ya geldik. Çünkü ben buranın köftesini gerçekten özlüyorum. Ikea köfte. Bu arada Ikea çok güzel önlemler alıyor yani koronavirüs için. Normalde hani bu tarz yerlere çok gelmem de Ikea'da gerçekten güzel önlemler alınıyor. Tek kullanımlık şeyler ve bayağı bir temiz, sürekli temizleniyor etraf falan. Annemle geldik böyle. Anatolium'un oradayız bu arada. Ikea'ya yılbaşı dekorasyonları gelmiş. Çok güzel duruyor. Kaç parça bir şey aldık. Aldığımız şeyleri eve gidince gösteririm. Anatolium burada zaten. Ikea'da hemen böyle yanında. Ve en sevdiğim alışveriş merkezlerinden bir tanesi burası. Bir de sur yapıyı çok seviyorum. Ama burası daha bir boş oluyor da Ikea için buraya gelinir. Değil mi anne? Şu an arabayı ben kullanıyorum. Ya ben kullanacağım. Biraz dedim kullanayım araba. Hi.
herkese bir sonraki günden merhabalar. Şimdi dün akşam normalde gösteririm diyordum. Her ne kadar gösteririm desem de bir türlü gösteremedim. Size dün IKEA'dan aldığımız şeyleri göstermek istiyorum. Böyle biraz fazlasıyla mum aldığımız, mum alışverişinin olmuş olduğu bir alışveriş. Fazlasıyla böyle mum aldığım bir alışveriş oldu. Ben mumları çok seviyorum. Neyse çok fazla lafı uzatmayayım. Hemen gelin size göstereyim. Bu arada az önce bir video çektim. İngilizce videosu çektim. O yüzden hazır başlamışken size de göstereyim diye düşündüm. Şimdi ilk olarak bir de şeye girdik biz. Madame Coco'ya girdik. Oradan da birkaç tane bir şey aldık. Hemen onları göstereyim. Aslında çok bir şey değil de. Şöyle havlular indirimdeymiş. Şöyle üçlü bir havlu var. İkisi koyu renkte. Şu şekilde. Bilmiyorum, desenleri çok güzel ve Madame Coco'nun bu tarz havluları gerçekten güzel oluyor. Bunun bir tanesi 5.99'a inmiş indirimde. Ve bir tane de açık renkte aldık. Bu böyle biraz daha gri renkte gibi. Bu biraz daha koyu bir renkte. 3 tane havlu. Bunların 3'ü 18 liraya falan denk geldi. Bu Madame Coco alışverişiydi. Şimdi sıra geldi IKEA'yı göstermeye. IKEA'ya böyle biraz yılbaşı modu gelmiş. Yılbaşı modu hani çok önemli değil aslında ama ben dekorasyon olarak böyle yılbaşı zamanını çok seviyorum. Çünkü her yer böyle ışıl ışıl oluyor. Ne bileyim, hoşuma gidiyor dekorasyon ürünleri. Ben de şöyle bir peçete aldım ilk olarak. Kırmızı renkte bir peçete. Böyle sunumlarda ya da ne bileyim, biliyorsunuz Yemek Okyanusu'na videolar çekiyorum. O yüzden hani oradaki sunumlarda vesaire kullanırım diye düşündüm. İlk olarak onu aldım. Şöyle bir kepçe aldım. Bu da böyle annem hani kullanışlı olabileceğini düşünür. Sulu yemeklerde böyle kullanılabilir. Hani yemek kepçesi gibi de, çorba kepçesi gibi değil de böyle sulu yemeklerde daha çok kullanılabilecek bir kepçe. Bunun fiyatı da 9.90 olması gerekiyor. Ben IKEA'nın mutfak ürünlerini çok seviyorum. Tavaları falan mesela var bende. Göstermiştim zaten onları. Bilmiyorum, o yüzden benim hoşuma gidiyor. Ve daha sonra zaten bende olan bir şeydi. Bu baharatlıklarımı, vloglarımı takip edenler hatırlar. Böyle dörtlü baharatlık. Bende kaç tane var bundan? 4, 8, 8 tane var. Bir 4 tane daha almak istedim. Batman'a götürmek için. Çünkü baharatlıklar gerçekten çok kullanışlı. Bir ucu büyük, bir ucu daha böyle küçük olduğu için bayağı bir kullanışlı oluyor bu baharatlıklar. Onlardan almak istedim. Bunlar da 4 tanesi 20 lira IKEA'da. Ve sonra tabii ki de mum aldım. Bu mumlardan daha önce IKEA'dan hiç almamıştım. IKEA'nın meşhur mumları, bakın bunlar. Şu şekilde böyle kokulu mumları. Birini kırmızı, birini beyaz almak istedim. Vanilya kokulu bir tanesi. Kırmızı olan ne bilmiyorum. Bakın burada bu vanilya kokulu. Kokuları o kadar güzel ki size anlatamam. Bir de bu dışların cam olduğu için hani daha sonra da kullanılabilir diye düşündüm. O yüzden bu mumlardan aldım. Bunların fiyatı da bir tanesi 9.90'dı. Bunlar da yine Batman'a götürürüm. Bu tarz böyle dekorasyon şeylerini çok seviyorum. Bu da yine bir mum. Bu da şu şekilde üçlü bir mum. Bakın bunlar kokusuz mumlar. Bunlar kokusuz mum ama şekil itibariyle o kadar çok hoşuma gittiler ki daha sonra da kullanılabilir diye düşündüm. Böyle Noel Baba falan var üzerlerinde. Noel Baba değil bunlar aslında da. Noel Baba da değil aslında bunlar. Elf diye mi geçiyor? Tam da emin değilim. Böyle daha çok işte kış modunu yansıtan 3 tane 25 saat aralıksız yandığı söylenebilen bir mum. Daha sonra biliyorsunuz. Bunların cam olmasının şöyle bir avantajı var. Biz mum yapmayı öğrendik. Bu parafinden falan kendiniz de mum yapabiliyorsunuz. Hatta nişan için dekorasyon yaptığımızda onu da çekmiştim size. Biliyorsunuz mumlarımızı kendimiz yapmıştık. Hatta şurada var böyle şey, kavanozlara nişan masasında kullanmak için. Dedim ki hani bunlar da biterse en azından parafinle bu malzemeleri falan var bizde. Kendim içine mum doldururum diye düşündüm. O yüzden bunları böyle almak istedim. Kapaklı değiller bunlar. Üzerindeki plastiği çıkarıyorsunuz. Böyle biraz mum aldığım bir alışveriş oldu. Bunun da 3 tanesi 20 lira olması gerekiyor. Bu şekildeydi yani Madame Coco ve aynı şekilde Madame Coco ve IKEA alışverişini de sizlere göstermek istedim. Şimdi birazdan gideceğim, videoyu editleyeceğim bu İngilizce videosunu. Çünkü bugün günlerden çarşamba ve akşama kadar yetiştirmem gerekiyor. İnşallah yetiştiririm diye düşünüyorum. O videonun da linkini şuraya bir yere koyuyorum. Artık to be fiillerinin sonuna geldik. O şekilde onları da takip edebilirsiniz. Birlikte İngilizce öğrendiğimiz bir seri çünkü. Gecenin 1.30'u, kadın hamarat olunca gerçekten. Şu an ne yapıyorsun anne burada?
Yeşil zeytini tuzladım. Her gece yapıyorsun böyle bir şeyler. Suyunu süzüyordum. Acısını Hı-hı. götürdüm. Şimdi de limon, Feyyaz'ın favori zeytini. Evet. Yeşil. Bu zaten ona. Aynen valla. Ben yemiyorum. Yeşil zeytini sevmiyorum. Bir koca şey. Ye ya dur. Bir de üşenmemiş. Az önce ben video editliyordum. 3 tane video editledim bugün. Pizza hamuru yapmış. Dedim ki neden bunun tarifini çekmedik anne Yemek Okyanusu'na. Bakalım dedi, güzel olursa çekeriz. Kendisi de bu tarifi ilk defa deniyor sanırsam. Güzel olursa annemden sözünü aldık. Bunu videoya çekeceğiz. Pizza. Yarın zaten gösteririm size. Böyle. Saat 1:30. Artık yatacağız. Yarın da hani çok geç kalkmamaya. Zaten hani geç kalkmamaya çalışıyoruz. O şekilde. İyi geceler. İyi geceler. Şurada karşı sitede bir tane teyze var. Her sabah böyle bahçeye çıkıyor. Keyif yapıyor. Ama bugünkü keyfine ayrı bir bayıldım. Çünkü masanın örtüsünü falan yermiş böyle. Çok güzel duruyor. Valla hayatın tadını biliyor kadın. Her gün çıkıyor ama orada. Sandalyeleri falan var. Oradan çıkartıyor. Aynen. O katta oturuyorlar herhalde. Sandalyeleri de var orada. Duruyorlar. Yanında da eşi var herhalde. Bilmiyorum kim var. Çok güzel. Güneş ışığı bolca D vitamini alıyor. Şu an Kasım'ın 20'si. Düşünün. Çok tatlı geldi bana. Trendyol'dan Batman'a sipariş vermiştim. Daha sonra Bursa'ya geleceğimiz kesinleşince adresi yine Bursa'ya çevirdim. Orada adresi güncelli olayı var. Yastık kılıfı sipariş etmiştim. Bir de iç yastık bu şeylerden söylemiştim ama büyük ihtimalle ya yanlış geldi ya da eksik geldi. Çünkü hani bunun içinden yastık çıkamaz bu kadar ince bir paketin içerisinden. Bir de uğraştıracak bize. Bakalım Trendyol'la ya da satıcıyla iletişime geçerim. Çıkaralım bakalım. Tamam, içinden çıkan şeyler doğru ama yastık yok. Zaten onu almıştık yani gerçekten. İçi yok. İçi yok, evet, yastığın içi yok. Sadece bu şeyleri var. Kılıfları var. Uğraştıracak. Hiç sevmiyorum böyle şeyi. Yani koskoca yastık var. Bir de o kadar saçma ki bu kargonun çıkış yeri Bursa, Yıldırım. Biz Nilüfer'deyiz. Yani kaç günde gelemedi gerçekten. Hani tam bir bomba o da. Bir tanesi şöyle. Geyikli bir yastık kılıfı. Yalnız güzel duruyor değil mi şeyler? Kalitesi falan hoş duruyor. Fena değil. Bir tanesi böyle. Geyikli. Bunları 12 liraya mı? Öyle bir şey aldım. Sonra diğeri şu şekilde. Bu da geyikli ama bu biraz daha böyle düz bir model. Diğeri de şuydu. İşte benim yastık dediğim bunun içine almış olduğum yastıktı. Fakat çıkmadı o. Şimdi ben satıcıyla bir iletişime geçeyim. Bunun içerisine yastık almıştım ben. Yastık içi almıştım ama sadece bunlar gelmiş. O gelmemiş. Batman'dayken en çok böyle görüp canımın çektiği şeylerden bir tanesi kabaktı. Annem dün pazardan kabak almış. Dün akşam temizlemiş bunu. Başka neler yaptın anne? Temizleyip doğradım. Üzerine şeker. Hı hı. Şu an sulandı. Şimdi pişireceğiz, evet, kabağımıza. Bu pişiyor. Bunun üzerine böyle bir tahin gezdiriyorsunuz. Allah, çok güzel. Bir de üstüne ceviz böyle. Mükemmel bir şey oluyor. En sevdiğim. Eskiden ben kabak yemezdim. Şu an favori tatlarımdan biri oldu. Hatta hani Batman'da şey diyorum böyle. Acaba kabak alsak yapabilir miyim falan diye bir düşünmedim değil ama sonra Bursa'ya geleceğimiz şey olunca dedim annem yapar. Yapıyor çok güzel. Size son halini gösteririm. Şimdi sen de görürsün nasıl yapıldığını, öğrenirsin. Basitmiş yaparsın. Zaten öyle diyorlar ama bakalım. Evet, bugün annemle birlikte biraz temizlik yapacağız. Ben de sizlere biraz böyle temizlik yaparken de çekmek istedim.